Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii zaman zaman ODTÜ Birder üzerinden Instagram'dan canlı yayınlarla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu akşam da çok bu özellikle konusuna vakıf ve anlattığı meseleler üzerine de gerçekten iyi çözümler sunan psikolog Fatih Reşit Civelikoğlu'nu alacağız. Kendisiyle bir tekne turumuz vardı. Belki zaman zaman ondan da bahsedeceğiz. Bu arada ben ışığı fazla mı yansıttım? Benim nurum arttı gibi geldi bana. Hakikaten her tarafım parlıyor ama neyse ev hali böyle oluyor. Artık parlayan bir nur gözünüzü alıyorsa o yüreğimizin güzelliğinin sizlere yansıması demektir bu. Ses yok mu acaba? Ben kendi kendime konuşuyorum ama. Şu an ses geliyor mu acaba? İzleyenlerimizden birisi böyle ses geliyor hocam, sesiniz de güzel, kendiniz de güzel yazarsanız ben daha gaza gelip daha güzel şeyler de söyleyebilirim size ama. Heh, ses varmış, tamam, teşekkür ediyoruz. Ve bu akşam çok özel de bir gün aynı zamanda, onu da konuşacağız. Bakalım, Fatih hocamı burada görüyorum, birazdan alacağım. ODTÜ Birder üzerinden hem Instagram üzerinden hem Twitter üzerinden sizlere ulaşmaya devam ediyoruz. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve gerçekten bugün özel bir tişört giydim. Yani aslında sweat kışlık olmasına rağmen giydim. İstanbul yazıyor. Bugün İstanbul'da neler olduğu ile ilgili başlayacağız. Ve aile çatırdıyor mu meselesine Ayasofya üzerinden geleceğiz. Özellikle Fatih hocamla programdan önce görüşmüştük. Hocam Ayasofya ile girelim mi diye. O da Ayasofya ile ilgili bazı meseleleri sizlerle paylaşmayı arzu ederim dediği için ben de kendisini alayım. Biraz önce görmüştüm aslında ama Fatih. Bir dakika. Fatih hocam buradaysan siz gördüm tamam evet. Evet İstanbul yazısı. Fatih hocam nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah İbrahim Hocam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz Teşekkür inşallah. ederim. Ben de günün anlam ve önemine binaen İstanbul yazılı kışlık bir sweat giydim. Yani şu an programın ilerleyen vakitlerinde ya ben terimi bir silmem lazım dersem şaşırmayın. Bir de biz burada canlı yayın yaparken Fatih Hocam bizim müezzin biraz fazla bağırıyor. Cam da açık şu an. Hani ya bizim müezzinin sesi az gelsin diye cam kapatmaya gidersem orada da şaşırmayın Fatih Hocam yani. Özellikle yurt dışından katılan izleyicilerimiz ezan sesini çok seviyorlar. Bazen bizim Doğru. canlı yayınlara da denk geliyor. Terasta yapıyoruz. Hocam Doğru. diyorlar, çok güzel oldu diyorlar memleketten ezan sesi duymak. Evet, çok güzel. Sevgili izleyenler, Fatih Hocam'la biz 2 ya da 3 sene önce bir haftalık, 5 gün falandı değil mi hocam? Böyle Evet. 22 tane erkek erkeğe Harun Hocam'ın organizasyonunda bir gulet gezisi yapmıştık. Fatih Hocam'la orada gerçekten çok hoş muhabbet etmiştik. Kendisi de çok mutedil bir yapısı var. Yani en dertli halinizde bile sizi çok sakin dinleyebilecek bir hali var. Bu çok önemli bir nokta psikologlar için. Yoksa Eyvallah. dertle dertlenmek doğru ama dertle telaşlanmak çok yanlış bir mesele galiba, değil mi hocam? Evet. Şimdi bir kul her ne için yaratılmışsa o şey ona kolaylaştırılmıştır. Hükmü gereğince psikolog olmak için tasarlandığımı düşünüyorum. Bunu Evet, nereden anlıyorum. anladın diye soracak olursan, psikologluğa başlamadan önce birçok meslek denedim. Ticaretten tut da başka işlere varıncaya kadar. Evet. Hiçbirisinde dikiş tutturamadım. Böyle her şey ters gidiyordu. Her şey üstüme üstüme geliyordu. Sonra temelin durumu gibiydim. Hani ters yöne girmiş, dikkat bir araç ters yönde ilerliyor. Ula haçan hangi birisi? Hepsi ters yöndedir Evet. daha diye böyle. Yanlış bir konulara girince tabii kaderden atılan ikaz taşlarıdır. Doğru. Gelmeye başlıyor. Çok Sonra güzel. psikologluğa geçince anladım ki diğer alanlarda, diğer kulvarlarda dezavantaj olarak gördüğüm birçok özellik burada avantaj haline geldi. Ha Çok dedi. güzel. Demek ki benim işim
buymuş. Dolayısıyla dediğin gibi bir mutedil, bir dingin bir yapımız var, hamdolsun Mevla bize onu Evet. kolaylaştırıcı bir unsur olarak vermiş. Çok güzel. Ve Fatih Hocam, sevgili izleyenler, 1989-1995 yılları arasında ODTÜ psikolojiyi bitirmiş durumda. Hani bu okul 5 yılda, neden 6 yılda bitti gibi meseleyi sormayacağım şimdi Fatih Hocam. Olabilir. Yani belki daha fazla şey görmek istemiş olabilir ODTÜ kampüsünde. Ve Almanya'da doğdunuz 1971 yılında, değil mi Fatih Hocam? Evet, 1971 Almanya Münih doğumluyum. Almancanız var mı yoksa unuttunuz mu? İlkokulu orada Yok, bitirdiniz diye biliyorum. Almanya Ya yani da ilkokul yok. İlkokul 1'i orada okudum. ha, evet. Türkiye'ye geldiğimde birkaç ay içerisinde bütün Almancam gitmişti. O yaşlar çocukların beyninin çok esnek olduğu, özellikle de dil açısından bir evre. Bu konuda çalışmalar var. Bende de o tezahür etti. Okumak için getirdiğim çizgi romanları elime birkaç ay sonra geçmişti. Okuyamadığım, dehşet içerisinde okuyamadığımı fark etmişim. Unutmuşum dili, ben farkında değilim. Konuşmadığım için bir de dayım gelmişti birkaç ay sonra, bir 6 ay sonra falan. O da benimle Almanca konuştuğunda hiçbir şey, böyle boş gözlerle bakınca onun yüzündeki ifadeden de anlamıştım. Almancayı unuttum, evet. Yani Almanca defterini veya Almanya meselesini siz bir ay sonra kapatmışsınız zihninizde belki de. Üstad, geçen yine böyle bir açıldı bir sohbette, yine danışanımdı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, işte Almanya'dan gelmiş, o 20'li yaşlarında, hocam uyum sağlamakta çok zorluk çektim, hatta hala bile uyum sağlamış sayılmam diye ifade etti. Ben de dedim ki ben 7 yaşında geldim ama şu an 49-50 yaşındayım, ben bile hala daha uyum sürecini tamamlamış olarak görmüyorum kendimi Çok güzel. diye bir Çok ifade kullanmıştım, evet. güzel. Hayatın en önemli evresi 0-6 yaş dönemi, kişiliğin temelinin ve genel çerçevesinin oluştuğu bir evre ve o evre Almanya'da geçiyor, Münih'te geçiyor. Münih biraz daha şey, Katolik bir yer, biraz daha katı, daha kuralcı, o Alman şeyinin, ekolünün daha da şey, böyle Kedi katı olduğu tali. bir yer. Orada okullara gittik. 2 sene kindergartına gittim, anaokuluna. 1 sene şeye gittim, ilkokula, ve gittiğim okulda bir Katolik kilisesinin ilkokuluydu. Din eğitimimi orada aldım ben. Hazreti İsa'nın, Hazreti Yusuf kıssasını, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz macerasını, İlyas Peygamber'in kıssasını, işte ilk yaratılış, Nuh tufanı vesaire. Oralarda öğrendik. Kiliselere götürüyor, kiliseye götürüyorlardı her hafta. Din derslerini kilisede şey yapıyorduk, uygulamalı görüyorduk. Ailemiz de demek ki o dönemde çok bilinçli değillermiş ki, çok şey yapmadılar. Fakat dindar kişiliğimin temelinin orada atıldığını düşünüyorum ben şahsen. Çok da. Tabii Fatih Hocam, sanki biz sizi böyle terapi koltuğuna almış gibi hissettim bir an kendim, ama ben isterseniz kürsüyü hemen size, hani sizi sormaktan daha ziyade ben size sorular sormaya başlayayım. Hocam ilk 5 dakikada çocukluğuma indin ya İbrahim Hocam, nasıl? Maşallah sana ya, hemen bir Yani. Almanya dedim, bir ODTÜ dedim, bir şey yaptın, hemen çocukluğuma indin, süper. Biz Ama çok ikinci, üçüncü seansta ancak inebiliyoruz 0-6 yaş yaş. yani, ama sizler tabii kapıyı açınca bizler de oraya girmiş olduk aslında. Bu biraz ben hani gulette bile bu kadar yanmamıştınız Fatih Hocam. Hayırdır? Niye yandınız bugün? Üstad, eve geldik, eşime diyorum ki, aynaya şöyle bir baktım, Şenaycığım diyorum, herhalde bir 2 ton daha koyulaşmışız diyorum bugün. Evet. Bugün Ayasofya'nın açılışına iştirak ettik. Elhamdülillah o havayı solumak bize de nasip oldu. Birazcık da geç intikal etmekten dolayı gölge bir yer bulamadık. Namazı Doğru. böyle tam güneşin altında eda etme durumumuz oldu. O da böyle 2 ton koyulaşmaya vesile oldu. Peki nasıldı ortam? İsterseniz şöyle Ayasofya'yı böyle gönlünüze nasıl yansıdığından yola çıkarak aile meselesine oradan girelim isterseniz, olur mu? Uygun Evet, görürseniz. evet. 350 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Gerçekten mahşeri bir kalabalık vardı. Kadın, erkek, genç, yaşlı.
İstanbul'un ahalisi, dışarıdan gelen insanlar, yabancı milletlerden katılanlar harikulade güzel bir ortamdı. Gitsek mi gitmesek mi, işlerimiz yoğun vesaire, işte yorgun mu oluruz, Covid var vesaire. Gerçekten de çok yorulduk ama akşam döndüğümde eşimle karşılıklı iyi ki de gitmişiz, iyi ki de orada bulunduk, iyi ki de o havayı teneffüs ettik dedik. Gerçekten de tarihi bir ana tanıklık etmiş olduk Evet. burada bulunmak suretiyle. Tanıklık etmiş olmanın ötesinde o anın parçası da olduk. Yani sonuçta o caminin ruhu insan. Her şeyin ruhu insan. Biz varsak Ayasofya'nın açılması bir anlam ifade ediyor. Çok Biz güzel. olmadıktan sonra o büyük büyük camileri açmak, yapmak, ibadeti açmak bir anlam ifade etmiyor. O anlamda milletimiz bir kez daha tarihine sahip çıktı, emanetine sahip çıktı. Evet, biz hata yapıyoruz. Millet olarak. Hatasız bir millet değiliz. Ama hatalarımızı görüyoruz, ondan ders alıyoruz ve onun tecrübesiyle ilerliyoruz. Tarihsel süreç içerisindeki ilerleyişimizi, hep yükselişimizi, başarılarımızı ben büyük ölçüde buna da şey yapıyorum, Evet. bağlıyorum. Ayasofya'nın kapatılması bir hataydı. Olur. Dönemsel, çevresel faktörler, gereklilikler vesaire söz konusu olabilir. Ama geç de olsa bu hatadan dönüldü elhamdülillah. Biz de bu süreci tanıklık ettik elhamdülillah. Vakti zamanında Ayasofya müzeye çevrilirken o dönemin tabii tarihi perspektifi içerisinde minarelerin de yıkılması gerektiği ile ilgili bir adım atılacakken ya bu minarelerin Ayasofya'nın etrafını saran dört tane ayak olduğunu ve Ayasofya'yı yıkmayan ayaklar olduğuyla ilgili bir rapor veriliyor ve yıkılmaktan vazgeçiliyor. Buradan yürüyerek aile meselesine geldiğim zaman ortadaki kubbeyi tutan dört tane minare sayarsınız veya dört tane minare mi var, bir tane minare mi var? Buradan girersek aileyi ayakta tutan minareler üzerinden nasıl başlarız Fatih Hocam? Üstad, güzel bağladın konuyu. Ben de Ayasofya'dan aileye nasıl geçecek İbrahim diye böyle içimden merak ediyordum. Çok güzel Eyvallah. bağladın gerçekten. Eyvallah. Evet, bir kubbe var gerçekten de. Her ailede öyle bir kubbe yok. Başta belki o kubbe tesis ediliyor. Ancak zamanla depremlere, yangınlara, krizlere, sarsıntılara bağlı olarak o kubbeler yıkılıyor. Nitekim Ayasofya'nın kubbesi de inşa edildikten takriben bir 50-60 sene sonra, ilk Evet. inşadan sonra Kesinlikle. depremle birlikte, büyük İstanbul depremiyle beraber yıkılıyor. Ailede de kubbe yıkılabiliyor. O zaman işte ne oluyor? Hani eşler, siz birbirinizin örtüsü süsünüz. Hükmü gereğince örtü ne yapmış oluyor? Kaymış oluyor. Eşler savunmasız, içsel ve çevresel faktörlerin etkisine açık hale gelmiş oluyor. Sadece eşler değil, çocuklar da yine aynı şekilde o kubbenin yıkılmasıyla beraber açıkta kalmış oluyor. Zaten baktığımız zaman ailevi sorunlar yaşayan çocuklarda bağımlılık görülme, akademik başarısızlık, sınıfa karışma, işsizlik, meslek sahibi olamama, daha kısa yaşam süresi, sağlık kurumlarına daha fazla başvurma gibi olguların daha fazla görüldüğünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Araştırma sonuçları bize bunu koyuyor. Gerçekten de aile insanlığı koruyan, insanlığı koruyan en önemli faktör. Çok güzel. Peki, kaidelerden bahsedelim, minarelerden bahsedelim. Evet. Şimdi onun çatısı nedir diye şey yapacak olursak, soracak olursak, sevgi ve saygı diyebiliriz. Çok güzel. Ailenin çatısı. Sevgi, muhabbet ve saygıdır. Eğer bu ikisi olmazsa, zaten birisi olmazsa diğeri var olamıyor. Saygı olmadığı takdirde sevgi de var olamıyor. Sevgi olmadığı takdirde saygının da bir anlamı kalmamış oluyor. Anlaşıldı. Peki
O kaideyi, kaideler nedir diye söyleyecek olursak, birincisi iletişimdir ya da etkileşimdir diyelim. Etkileşim ifadesini iletişime kıyasla daha çok tercih ediyorum. Çünkü iletişim dediğimiz zaman daha ziyade sözel iletişimi anlıyoruz ama etkileşim de daha ziyade bizim vurgu yaptığımız o subliminal bilinçaltı iletişime vurgu var ki zaten hep söylenir işte sözel ifadeler bir iletişim sürecinin %8'idir, %35'i ses tonudur, geri kalanı beden dilidir falan derler. Tabii o kadar basit değil. Fakat esas olan şey duygu aktarımıdır. Geçen bir iş adamıyla konuşuyoruz da biz diyor iş anlaşmalarının, bağlantılarının büyük çoğunluğunu diyor iş yemeklerinde yaparız diyor. Ve bu konuda yapılmış ailede yemek beraber yemek yeme olgusunun bireylere olan yansıması ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Sadece akşam yemeği, İngiltere'de yapılmış bir çalışma. Sadece akşam yemeğini beraber yiyen bir ailede yetişen çocuklarda bağımlılık görülme olasılığı diğer çocuklara kıyasla %30 civarında daha düşük bir oran. Düşünün. Bu ne? Orada ne var? Belki bir konuşma yok bildiğimiz anlamda. Bir muhabbet açılmıyor ama aynı etkinliği yapmak, aynı ortamı paylaşmak, aynı havayı solumak söz konusu. Bu arada bir etkileşim var bilinçaltı düzeyde. Haller saridir. Üzüm üzüme bakarak kararır derler ya. Orada ki o etkileşim çocukların ebeveynlerinden bir şey almasına, işte ebeveynlerden çocuklara, çocuklardan ebeveyne duygu aktarımına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla birinci ve en önemli kaide etkileşimdir. Aynı şey eşler arasında da geçerlidir. O etkileşim sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğinde ilişkisiz ilişki diyoruz biz buna. Yani Evet, içi çok boş. güzel. Hani ne yapıyor? Wi-Fi'ye bağlandın ama herhangi bir veri alışverişi yok. Bağlı görünüyorsun ama yok. Burada da aynı. Bağlantı var ama veri alışverişi yok. Bu ilişkisiz ilişki. Tabii o veri bandının açılması gerekiyor bu arada. Hani tek tık bağlanmak var Wi-Fi'ye, bir de 5 tık bağlanmak var. Tek tıkla fazlaca bir veri aktarımı söz konusu olmuyor. Halbuki o duygular aktarıldığı zaman zenginlik söz konusu oluyor. Hani mutluluklar paylaşıldıkça artar, sorunlar paylaşıldıkça azalır, hükmü Çok güzel. gereğince. Buna da ne diyoruz biz? Kur'ani tabirle karılıp katılmak diyoruz. Eşler birbirlerine karılıp katılıyorlar. O kanallar açıldıkça duygusal paylaşım daha da güçleniyor. Aynı şeyi hissediyorlar. Yürekleri tek yürek olarak çarpıyor. Çok güzel. Aynı yöne bakıyorlar, aynı şeyleri görüyorlar. Hatta daha da ötesinde sarkadyen ritim dediğimiz bir olgu var, biyoritim. Biyoritimleri bile birbirleriyle şey yapıyor, eşleşiyor. Aynı zamanda uykuları geliyor, aynı zamanda acıkıyorlar, aynı zamanda üşüyorlar. Ya ben üşüdüm, üzerime bir şey alacağım diyor, ya ben de üşüdüm diyor. İşte ben bir şeyler atıştıracağım diyor, ister misin? Ya benim de biraz içim kıyıldı diyor. Biyoritimler birbiriyle ne yapıyor? Eşleşiyor. İşte bu Kur'ani tabirle karılıp katılmaya işaret ediyor. Bunu sağlayan şey ne? Etkileşim. Fakat bazen de ne oluyor? Yine Kur'ani tabirle biz o iki denizin arasına bir perde koyduk. Onlar birbirine karışmazlar diyor. Aynı kabın içerisinde Çok. yıllardır birlikte olup birbirine karışmamış iki farklı sıvı, zeytinyağı ve su misali. Birisi üstte, Hoş. birisi altta. Tabii üstteki mi üstte çıkmış yoksa alttaki mi alttan almış onu bilmiyoruz. Ama birbirlerine karılıp katılmamışlar. Ha, orada ne var? Orada şeyler kapanmış. Ayna nöron diyoruz biz. Bu bağlantıyı sağlayan ayna nöronlar kapanmış. Dolayısıyla duygu alışverişi yok. Duygu alışverişi yok. Dolayısıyla birbiriyle benzeşme yok. Birbirinin hali ile hallenme yok. Haller saridir derler. Yani bulaşıcıdır derler ya, sirayet eder. Bunun olmadığını görüyoruz. Çok Ve güzel. tabii bu
Ne yapıyor? Yıllar içerisinde evliliğin bağışıklık sisteminin çökmesine sebebiyet veriyor. Çok sağ ol. Bağışıklık sistemi çöktüğü zaman evlilik ne oluyor? En ufak bir sorun bile ciddi enfeksiyonlara yol açıyor ve evliliğin ölümüne sebebiyet verebiliyor. Ha, Evet. ölüyor evlilik, sevgi bitiyor, saygı da bitiyor. Ha, ama gömülmüyor. Hani bazı insanlar vardır, 35'inde öldü, 70'inde gömüldü derler. O hesap. 3. 5. yılda ölüp fişi çekilmemiş, makineye bağlı bir şekilde, yaşam destek ünitesine bağlı bir şekilde devam eden, dostlar alışverişte görsün tarzı evlilikler Çok. var. İşte onlar ne yazık ki birbirine karılıp katılamamış olan evlilikler. Hocam tam bu akşam yemeği meselesine ben de çok önem veriyorum ama mesailer artık buna çok mümkün olmuyor. Akşam ezanı kriteri vardı. Akşam müezzin Allahu Ekber dediği zaman bütün çocuklar evlerine giderdi. Anneler, babalar, herkes evde olurdu. Bir araştırma yapmışlar. Afrika'da hiç elektrik kullanmayan bir kabile gün ışığıyla hayata başlıyor. Gün ışığıyla gözlerini yumuyorlar uykuya. Ve bu ailede, bu kabilede hiç göz bozukluğu yokmuş. Nedenini de araştırmışlar. Sadece güneş ışığında gözlerini açtıkları, işlerini yaptıkları için hiç bozukluk yok. Ve ışık olarak da sadece ateşi kullanıyorlar. Yani elektrikli dalgalanan bir herhangi bir lamba kullanmadıkları için gözleri bozulmuyor. Tabii bu mümkün değil artık. Hani böyle çok idealist davranmayacağız biz ama bu akşam yemeği meselesi sürekli olarak gerçekten sizler gibi bu işlerin üstadı ve ehli olan kişiler tarafından vurgulanan bir nokta. Fakat anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocuk da çalışıyor artık. Çocuklar okula gitmiyor, çocuklar da çalışıyor. Onlar da kendilerince bir dünya kuruyor. Aileyi bir araya getiren, şimdi ben mesela buzdolabının üstlerine bakıyorum, magnetler dolu. Hemen alo deyip yemek siparişi verilen yerler var. Ben yemeğin evde pişmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü orada bir emek var. Eline sağlık diyebileceğim bir kişi oluşuyor yemekten sonra. Bu mesailer içerisinde, şehir içerisinde, bu karmaşık ve keşmekeşlik içerisinde aileyi akşam yemeğine nasıl toplayacağız Fatih Hocam? Üstad zor. Zor, evet. Gerçekten Yani zor. devir değişti. Bu globalleşen dünya içerisinde artık global bir köye dönüştü. Yaşam biçimimiz değişti. İşte bu Covid ile beraber daha da değişti. Evet. Şimdi buna uyum sağlamamız gerekiyor. Hani hep söylediğimiz bir söz vardır. Allah'ım değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirme gücü ver. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri de kabullenme ve yönetme, baş etme gücü ver. Ve bu ikisi arasındaki farkı da idrak etme anlayışı bahşet. Şimdi dediğin gibi üretim biçimi değişti, tüketim biçimi değişti ve biz bazı şeyleri kaybettik. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Mesela akşam yemekleri kayboldu. Evet. Zannetmiyorum ki hocam bizim evde bütün aile bireyleri her akşam yemekte bir araya gelsin. Bunu söyleyen çok az aile vardır. Doğru. Özellikle de çocuklar biraz büyümüşlerse bu artık mümkün değil. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Seçenekler üretmemiz gerekiyor. Çok güzel. Uyum sağlamamız gerekiyor. Adapte olmamız gerekiyor. Burada işte o gelenekseli kaybetmeden, hani yereli kaybetmeden globale uyum sağlayabilmek. Bu anlamda aileyi uyarlamamız gerekiyor işte. Şimdi bizim aile yapımız yüzlerce Bu yıllık bir çok gelenekten güzel, ödünç çok kalmış. güzel bir noktaya geldiniz. Aileyi uyarlamak gerekiyor. Bunu biraz böyle biraz daha karıştırır ve açarsanız çok memnun olurum. Çünkü zannediyorum ki bütün problemler aileyi uyarlayamamaktan kaynaklanan bir sıkıntı var galiba, anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi baktığımız zaman
iki uç görüyoruz. Bir geleneksel yapıya tutunmuş, böyle canhıraş bir şekilde ona yapışmış bir yapı. Bir de o gelenekselden tamamıyla kopmuş, tamamıyla o global kültüre teslim olmuş, popüler kültüre teslim olmuş bir yapı. Bizim ortayı bulabilmemiz gerekiyor. Bir model ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Çok güzel. Şimdi günümüzün en önemli olgusu ne? Bireyselleşme. Kolektif bir yapıdan, anonim bir yapıdan bireylerin kişisel alanların çok daha belirgin olduğu, vurgulandığı, hatta kutsiyet kazandığı bir yapıya geçiliyor. Dünyada sistem bu yapıya göre şekillenmiş vaziyette. Şimdi dolayısıyla geleneksel yapıda birey yok. Yok. Bizim yapımızda birey yok. Ne var? Bireyi bütün oluşturan bir parça. O dönemde bu bir işlev ifa etti mi? Etti. Ordu millet olduk. Haçlıları savuşturduk. Moğol istilasını savuşturduk. Devletler yıkıldı ama yeniden inşa ettik. Kıtlıklar, yokluklar, salgınlarla baş ettik. Ve var olmayı ne yaptık? Başardık. Ama günümüzde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu global kültür hepsinden çok daha sinsi. Artık Haçlılar üzerimize orduyla gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Korona bile nispeten elle tutulur, gözle görülür bir şey. Ama bu kültür çok daha farklı bir olgu. Dolayısıyla burada bizim de bireyselleşmenin ben bilincine, bakın bencillik demiyorum, ben bilincine sahip olmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde iki uçtan bir tanesine mahkum oluruz. Ya kırk katır ya kırk satır. Ne oluyor? Aşırı bireyselleşme söz konusu oluyor. Bencillik söz konusu oluyor. Bizi kaybediyoruz. Biz yok, sadece ben var. Böyle bir toplumun, özellikle de bizim coğrafyamızda hayatta kalabilmesi mümkün değil. Ha, çok güzel. Belki Avrupa'da olur. Onlar işte Avrupa Birliği işte vesaire. Ya Norveç'in komşusu kim? İsveç. Finlandiya, anlatabiliyor muyum? Hollanda'nın komşusu kim? Belçika vesaire yani. Peki geleneksel yapımıza bakıyoruz. Orada da ben yok. Tamamıyla biz var. Ben nerede burada? Ben yok. İşte vücudumuza bakıyoruz değil mi? Her hücre ayrı bir yapı ve bir zarı var. Ve buzlar çok kıskanç. Böyle her şeyi içeriye almıyor. Evet. İçeriye girebilmek için hormonlar gerekiyor. Mesela insülin direnci diyoruz değil mi? İnsülin içeri girecek, şeyi kapıyı açacak, glikozu içeri sokacak ki enerji söz konusu olsun. Hücre yeri geldiğinde diyor ki o kadar özel ki, o kadar otonom ki, hayır diyor, ben diyor glikozu içeri almayacağım. Çünkü bu adam diyor çok fazla glikoz tüketiyor, şeker tüketiyor diyor. Bu artık yeter diyor. Ben diyor bu şekeri almayacağım deme selahiyetine sahip. Mevla öyle tasarlamış. Bakın bir hücre söylüyor bunu. Hücrelerin tamamı bunu söylüyor. Ama her birisi müstakil olarak, bu beyin tarafından kontrol edilen bir şey değil. İnsülin direnci dediğimiz bir şey oluşuyor. Kandaki şeker hücreye giremiyor ve hipoglisemi atağı yaşıyor kişi. Şekeri düşüyor, eli ayağı birbirine titriyor. Sonra kan şekerine bakıyoruz. 100 iyi, normal, ama hücre içeri şekeri almıyor. İşte böyle. Hani bir ağaç gibi şey, bir ormandaymışçasına kardeşçe ama bir ağaç gibi hür ve özgür dediği gibi şairin. Dolayısıyla bunun yolunu bulabilmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyoruz, ailede problemlerin başlıca kaynağı bu. Birey olamamış bir taraf, bireyselliği çok ileri gitmiş diğer bir tarafla birleştiğinde aman Allah'ım, aman, tam bir facia söz konusu oluyor. O birey olmayı başaramamış, ben bilincine sahip olamamış, hücre gibi kendine bir çeper, bir zar oluşturamamış, kişisel alanını bilincinde değil, sınırlarının farkında değil, çitini oluşturamamış birisi ile aşırı derecede bireyselleşmiş birisi bir araya geldiği zaman
İşte orada kıyamet kopuyor. Peki hocam, bu kıyamet hani evlendikten sonra birinin bireyci olduğu, öbürünün toplumcu olduğu ortaya çıkıyor. Evlenmeden önce bunu nasıl keşfedeceğiz? Ah, kavun değil ki koklayasın demişler ya. Evet. Ve esasında şöyle, o kolektif olan yapı, yani biz bilinciyle hareket eden yapı, önce can, hatta sadece can diyen yapıyla, önce canan diyen yapı. Şimdi seninle konuşuyorum. Boğulma tehlikesi atladım. Hocam 16 yaşındaydım diyor. Şile'de lip akıntısına kapıldım diyor. Bayağı suyun altında kaldım diyor. Bronşları falan patlamış böyle. Hastanede kalmış. Dedim ne geçti o anda aklından? Hocam diyor annem aklıma geldi diyor. Annen mi dedim? Evet diyor annem aklıma geldi diyor. İşte annesi dul kalmış yıllar önce. Şimdi ben de öleceğim. Annem ne yapacak diye düşündüm diyor. Ondan sonra gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti diyor. Hayatım diyor. Halbuki formülasyonumuz ne? Önce can, sonra canan. Ama burada tersine. Şimdi bu kişi ben bilinci yok. Kişisel alan bilinci yok. Sınır yok. Çit yok. Bu hücrenin çeperi oluşmamış. Dolayısıyla her türlü harici unsur bu hücreye kafasına göre girip hücre sitoplazmasını işte şununu bununu falan emip bitirir. Ve nihayetinde de bu insanlar 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başına geldiklerinde tükeniyorlar. Yani toplumumuzun bir kısmı toplumumuzun diğer kısmını tüketiyor. Bu ne demek? Bu kendi kendini yemek demek. Artık beden, hücreler birbirini yemeye başlamış. Böyle bir yapının, böyle bir bedenin, böyle bir sistemin ayakta kalabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çok güzel. Bilmiyor ki o yediği yapının üzerinde inşa edilmiş vaziyette. O temelleri kazıyorsun sen ve yapıyı yıkıyorsun. Kubbeyi tutan o kaideleri yıkıyorsun ama farkında değilsin. Sonra hepsi onun altında kalıyor. Hiçbir Çok şeyden güzel. Haberi olmuyor. Masum çocuklar da bunun altında kalıyor. Dolayısıyla bu ben bilincine sahip olabilmek günümüzde çok önemli. O zaman hocam can alıcıyı ben burada sorayım. Hani geleneksel ailenin, toplumun söylediği gelinliğinle gidersin, kefeninle geri gelirsin söylemi artık hiçbir baba tarafından söylenmez oldu. Burası çok net yani açıkçası. Fakat aile dediğimiz şey elmanın iki yarısı mı? Yoksa elma ve armudun bir araya gelmesi mi? Yani bir meyve sepeti mi oluşturacağız biz? Yoksa bir elmayı ikiye böleceğiz. Kardeşim artık tek canız. Yarısı bu canın benim, yarısı senin. Sen gidersen ben ölürüm, ben gidersem sen ölürüm gibi bir yaklaşımla mı evliliğe adım atılması gerekiyor? Ya da atılan evlilik adımlarını böyle mi yorumlamak lazım? İşte biz artık günümüzde bir elmanın iki yarısıyız. İşi artık bitti. Evet, aynen öyle. Bitti. Şimdi Canan Karatay işte ne diyor? Meyve yemeyin diyor. Ya işte meyve C vitamini falan. Ya diyor meyveler eski meyveler değil ki diyor. Eskiden diyor bir elmada 25-30 kalori olurdu diyor. Şimdi elmada 80-85 kalori var diyor. Niye? Şekerli artık meyveler. Yapısı bozuldu. Şimdi dolayısıyla yapısı bozulmuş elmaları bir araya getirdiğimiz zaman olmuyor. Çok güzel. O açıdan ne olacak? Farklılıkların bir arada olması, bir arada bulunması. Şimdi bu karılıp katılma zamanla olacak bir şey. Öyle hemen bir anda pat diye olmuyor. Bir ayrı yoğunluğu olan, ayrı rengi olan, ayrı tadı olan bir sıvılardan bahsediyoruz. Bunların birbirine karışmasından bahsediyoruz. Tabii kimyasal reaksiyonlar olacak. Mesela ne derler? İki kimyasalı birbiriyle karıştırmayın derler. Zehirli gazlar çıkabilir falan derler. Bazen böyle zehirli gazlar da çıkabiliyor.
böyle tepkimeye girebiliyorlar, reaksiyonlar söz konusu olabiliyor. Buna biz ne diyoruz sosyal psikolojide? Storming evresi diyoruz. Şimdi dört evre vardır ilişkilerin oluşum sürecinde. Forming, storming, norming, performing. Bunu biraz böyle magazinel bir şekilde kafiyeli olsun diye de formülize etmişler. Ne bu? İki insan bir araya geliyor ve evlenmeye karar veriyorlar. Tamam, güzel, hoş. Sonra ne oluyor? Sonra pazarlık başlıyor. Storming, fırtınalı evre. Fırtınalı olmasını bekliyoruz biz bu evrenin. Değil mi? Şimdi mesela Kurban Bayramı'nın arefesindeyiz. Kurban pazarlıkları çok şey olur böyle. Şiddetli olur. Ellerinde falan işte 3 kişi. El çopakladığı kadar. Şey olur. Kurban pazarlığı yaparken. Yabancılar gelirler. Biz pazarlık yaparken bunlar niye kavga ediyor falan derler. Bunlarda pazarlık kültürü yok ya. Bizde pazarlık kültürü. Pazarlık evresi. Baştan kavganı yapacaksın. Daha doğrusu pazarlığını iyi yapacaksın. Yani ne demek? Sınırlarını belirginleştireceksin. Kişisel alanını koyacaksın. Çitini çekeceksin. O da diyecek ki ya fazla ileri çektin çiti diyecek. Sen de diyeceksin ki tamam bir karış geri atayım ama sen de şurada falan derken ortayı bulacağız ama orta bulunana kadar biraz pazarlık olacak. Ben böyle yeni evlenen çiftlere soruyorum bazen. Aranız nasıl diyorum. O hocam çok iyi falan çok iyi anlaşıyoruz. Tedirgin oldun diyorum. Niye öyle diyorsunuz hocam diyor. Siz o zaman pazarlığı atladınız galiba. Valla biz hiç öyle bir pazarlık yapmadık. Hiçbir tartışma yok. Aramızda bir çekişme yok. Ve o zaman birisi diğerine şey yapıyor. Baskın geliyor. İşte orada hücre çeperi daha kalın olan bir yapı hücre çeperi oluşmamış olan yapıyı yiyor demektir. Şimdi ne oluyor o zaman? Normlar oluşuyor. İlişkinin kuralları şekilleniyor. Yazılı olmayan kurallar. Tabii bir taraf ne yapıyor? Bir taraf verici, özverili, fedakar, alttan alıcı. Biz ona ne diyoruz? Ebeveyn model kişilikler. Ebeveyn. Bunlar böyle hep verici, idare edici. Bunlar işte ben bilincine sahip değiller. Sadece bizi var etmek üzere programlanmışlar. Aileden öyle bir eğitim almışlar. Onların analizlerini zaten videolarımda bol bol yapıyorum. İzleyicilerimiz bilirler. Ne yapıyor? İdare ediyor. Tamam. Peki bu seferlik böyle. Ya bu seferlik böyle olsun diye bir şey yok. İlişkinin kuralları, yazılı olmayan kuralları belirleniyor her iki tarafta da. Ve bu kurallar senin aleyhine oluşuyor. Halbuki biz ne diyoruz? Sen de kazan, ben de kazanayım. Evet. Ya da ne şiş yansın, ne kebap yansın. Ortayı bulacağız. Çünkü bu kurallar ölene kadar devam edecek. Sonra aradan 5 sene, 10 sene, 15 sene geçiyor. Bu sefer ebeveyn taraf diyor ki ben artık yeter artık diyor ya. Hep benden gidiyor diyor. Vere vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı diyor. Karşı taraf yanaşmıyor. Eski köye yeni adet getiremezsin diyor arkadaş. Biz bunları zamanında konuştuk. Bu iş böyle diyor. Ben diyor maaşımdan 1.000 lira sana veririm diyor. Geri kalanı sen nasıl yaparsan yaparsın diyor erkek mesela kadına. Ya ben parayı yetiremiyorum diyor. Bak ek işler yapıyorum diyor. O kadar işin gücün arasında 4 tane çocuk var falan. Ben bilmem diyor. Al 1.000 lirayı ne yaparsan yap diyor. Arkasını dönüp gidiyor. O kuralın yeniden konuşulup oluşmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla süreç onun aleyhine işliyor. Bir tarafın aleyhine artık ya depresyona giriyor. Sistem çöküyor. Overload oluyor. Aşırı yüklenmeye bağlı olarak. Ya da patlıyor. Benden pas oluyor. Buraya kadar diyor falan falan. Her iki durumda da kubbe çatlıyor, yıkılıyor. Niye? Kaideler zamanında doğru yerleştirilmedi. Statik hesaplar doğru yapılmadı. Niye yapılmadı? İşte bir tarafın fazla iyi niyetli olmasından yapılmadı. Evet. Ne diyoruz biz? Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diyoruz. Gerçekçi olalım arkadaşlar. Hayat acımasız bir yer. Ben 20 yılı aşan meslek hayatımda iyi niyetli yaklaşımların birçoğunun, önemli bir kısmının facia ile sonuçlandığını gördüm. Evet. Gerçekten de cehennemin kenarına getiriyor. Hocam diyor, attım kendimi diyor pencereden aşağıya diyor. Ne oldu diyorum, düştün mü diyor. Dedim, düştüm hocam diyor. Sonra tam diyor böyle
korkuluklar var diyor böyle. Onun arasına düştüm diyor. Hocam diyor, yan düştüm diyor. Yüzüstü düştüm diyor. Ölecektim diyor. Yan düştüm diyor. Al işte. Ölseydi cehenneme gidecekti. Niye attı kendini? İyi niyet, iyi niyet. Tamam, idare edelim. Tamam, hop hop falan. Şu, bu, bu. İşte. Al. Ve daha buna benzer nice örnekler ailelerde ne yazık ki yaşanıyor. Tam buraya gelmişken hocam bir örnek vereyim ben de. Damlama sistemle son zamanlarda her şey buna göre yapılıyor. Ağaçların dibine konulan damlama sulama sistemiyle büyüyen ağaçların kökleri genelde yüzeyde kalıyormuş hocam. Çünkü hazır devamlı su geliyor. Hazır. Yani suyu bulmak için alta doğru kökleri hücum etmiyor. Nasıl olsa üstten devamlı su geliyor. Şimdi hazıra konan bir ağaç gibi... Nasılsa işte fedakar bir eş var, nasıl olsa devamlı yapacak bir eş var deyip devamlı eşlerden birisi bir diğerini damlama yöntemiyle sulamaya devam ederse orada bazı şeyler kökleşmiyor anladığım kadarıyla. O yüzden iki tarafında birbirine gerekli olan saygıyı ve gerekli olan hürmeti göstermesi gerekiyor. Benim yani yakın tanıdıklarından birisi şu an evleniyor ve buradan da bir soruyla devam edeceğim. Bazı sorular da var hocam. Onları da yöneltmiş olacağım sizlere. Tabii ki. Hem daha dikkatli kullanmak açısından söylüyorum. Eşler birbirlerini sevdi. Ta ki sevgilerini, eşyalarını, evi tutana kadar sevgilerinden hiç şüpheleri yoktu. Ne zaman ki ev tuttular... Eşyalar eşlerin arasına girmeye başladı. Eşlerden birisi ben şunu istiyorum, eşlerin ailesinden birisi ben şu kadar bilmem ne istiyorum ve benzeri demeye başlayınca eşlerin arasına eşyalar girdikten sonra o aile kuruldu. Fakat eşyalardan kaynaklanan o bezginlik ve o kırgınlık yani 5. senesindeler herhalde veya 10. senede bilemiyorum. Hiç gitmedi hocam. Sanki bu storming evresinde biraz önce söylemiş olduğunuz gibi eşyayı çok fazla ön plana çıkartan aile kurma mefhumu biraz daha problemli diye düşünüyorum hocam. Sizler ne dersiniz? Hocam bizler ne deriz? Evet. Şimdi beklentiler çok yükseldi. Evet. Instagram'a bakıyoruz ki biz bile değil mi canlı yayınlarımızı Instagram'dan yapıyoruz. Orada evlilik fotoğraflarını koyuyorlar, nişan fotoğraflarını koyuyorlar, söz fotoğraflarını koyuyorlar. Bak o evet. Zaman her şey harikulade. Rüya gibi. Evet. Arka planı bana sun. O fotoğrafları koyan insanlar bana geliyorlar. Ve esasında şunu söyleyeyim. O düğün süreci var ya hiç şeyi yansıtmıyor. Yani onları bekleyen hayatı yansıtmıyor. Hani düğün sürecine baktığımız zaman o tantana, o şaşa, o eğlence onları bekleyen hayat, onları bekleyen zorluklar, o storming evresi dedik ya pazarlık evresi aslında hiç şeyi yok, alakası yok. Şimdi senin soruna gelecek olursak evet, orası bir test esasında. Orada storming, pazarlık evresi orada başlıyor. Çok güzel. Bunu bir olgu olarak görmek gerekiyor. Şimdi bir taraf eğer tamam ya sizin dediğiniz gibi olsun. Tamam almayı verelim. Sonra gençler hallederler. Canım şu da olmayıversin, bu da olmayıversin diye fazlaca alttan aldığında da yine dediğim gibi 5. 10. yılda yine sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte ne dedik? Bu bir uç. Diğer bir uçta abi benim dediğim olacak arkadaş. Benim dediğim olacak. Bunun hiç şeyi yok. Kaçarı yok. Şu alınacak, şu kadar altın alınacak, şu eşyalar alınacak, şart koşma. O da diğer bir. Şimdi bu da ortayı ne yapmak gerekiyor? Bulmak gerekiyor. Evet, aynen. Orada ortayı bulamayanlar, daha sonra ilişkide de ne yapamıyorlar? Ortayı
bulamıyorlar. Orada ne oluyor? Sıkıntı. İş oradan başlıyor. Yani tabiri caizse o iki sıvının arasına senin de dediğin gibi perde yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Orada bir zar oluşuyor. Çok zar. Güzel. Nasıl bir zar? O iki sıvı birbirine karılıp katılmıyor ya, birbiriyle çarpışıyorlar. O çarpışmanın her iki tarafı verdiği zararı engellemek için konuluyor esasında o zar. Ona biz desensitizasyon diyoruz. Yani duyarsızlaşma diyoruz. Sonra o zamanla kalınlaşıyor ve duygu alışverişi bitiyor. Geçirgenlik ortadan kalkıyor. İş dolayısıyla oradan şey yapıyor. İşi orada oturtmak gerekiyor. O iyi verilmesi gereken bir sınav. Hani bu alışveriş kötü hocam ya bu işler olmasın falan böyle bir şey diyemeyiz. Bu evliliğin bir parçası. İş orada başlıyor. İşi orada oturtmak, çizgisini, rayını oturtmak gerekiyor işte. Aşırı bireyselci olmadan ama ben bilincine sahip. Aşırı bizi düşünüp beni kaybetmeden ama aynı zamanda biz bilincine de sahip. Beni merkeze alarak bizi var etmek. Bunun yolunu bulmamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Artık bu nasıl olacak? İlahiyatçılar mı bir araya gelecek? Psikologlar mı? Sosyologlar mı? Efendime söyleyeyim filozoflar mı? Bunun yolunu bulmamız gerekiyor. Yoksa hücreler birbirini yemeye başladı. Ve doku kaybı söz konusu ve bu bir organ kaybına ve dolayısıyla da organ yetmezliğine doğru gidebilir. İzleyenlerimizden birisi sürekli sorup duruyor. Narsist bir eşim var, ne yapmalıyım diye. Bu soru canlı yayınlarında da bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Değil mi? İşte narsist eş tam böyle hücre yiyici hücrelerden. Tam hücre yiyici hücreler. Onların hücre çeperleri çok kalındır. Niye bu kadar kalındır narsistlerin? Çünkü iç yapıları çok zayıftır onların. Esasında narsistlerin arka planlarında, zeminlerinde yetersizlik, değersizlik, güvensizlik duygusu vardır. Onlar annelerine yeterince güvenle bağlanamamış, kaygılı bağlanmış insanlardır. Hmm. Yeterince sevgi alamamışlardır, takdir, kabul, onay alamamışlardır. O yetersizlik duygularını büyüklenmeci bir tavır ile kamufle etmeye çalışırlar. Ve indirgemeci de bir yapıları vardır. Yani çevrelerindeki hücreleri böyle yerler, onların zarlarını yok ederler ve onları böyle emerek kendini büyütmeye, içindeki boşluğu doldurmaya, kendini var etmeye çalışır. Dolayısıyla işte Allah-u Teala ne yapmış? Hücreye zar koymuş. Ne dedik? O zar çok kıskanç dedik. Değil mi? Yani evet. Hücre için, metabolizma için gerekli olan şekeri bile yeri geldiğinde ne yapmıyor? Glukozu bile almıyor. Eğer bazı vitaminler, mineraller fazla giriyorsa almıyorum diyor. Arkadaş, narsistlerden korunmanın yolu birey olmaktan geçiyor. Ben bilincine sahip olmaktan geçiyor. Kişisel alanını belli ölçüde kutsiyet atfetmekten geçiyor. Hocam nasıl kutsiyet atfediyoruz ya? Çünkü Allah-u Teala senin kişisel alanını belirlemiş. İşte ayet-i kerimeler var. Ne diyor? Ehlinize söyleyin diyor. Belli zamanlarda sizin yanınıza girerken sizden izin istesinler diyor. Bir, orada kişisel zamana vurgu var. İki, kişisel mekana vurgu var. Öyle değil mi? Çok. Aynı zamanda kişisel bedene de şey var, vurgu var. Sen diyor anneni uygunsuz bir vaziyette görmek ister misin diyor. Yani orada annenin, kadının ne yapıyor? Kişisel bedenini korumaya alıyor. Bakın bir şeyde üç vurgu var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayeti kerime yazışmaya, alacak verecekler meselesindeki yazışmaya vurgu yapan bir ayeti kerime. Orada da yine kişisel alana vurgu var. Kişisel bütçe kişisel alanı oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bunlar kutsaldır. Yerde de kutsaldır. Gökte de kutsaldır.
Dolayısıyla bunlara belli ölçüde kutsiyet atfedeceğiz ama abartmadan, dediğimiz gibi. O zaman narsistlerin piri gelse vız gelir, tırıs gider Allah'ın izniyle. Bir soru daha var. İlk başlarda soruyordu. Eşinden ayrılmış ve kız evladı var. Kız evladı tabii bu ayrılmadan dolayı ciddi hasar alıyor ya da bir baskı altında. Ayrılma durumlarında boşanan çocuklara nasıl davranması gerekiyor? Evladı kimin yanındaysa? Şimdi tabii boşanma büyük bir travma. Evet. Boşanmayı sevmiyoruz, istemiyoruz ve en son çözüm olarak görüyoruz. Hani gemi batıyor artık. Gemide hiçbir yolcu kalmamış. Bütün herkes tahliye edilmiş. Ve gemiyi kurtarmak için bütün seçenekler tüketilmiş. O zaman o gemi terk edilecek. Yani o zaman boşanma gerçekleşecek. Geçen bir çift geldi. Sorunları var. 7 yıllık evliler. 5 yaşında da bir çocuk var. Çocuk babasını 2,5 aydır görmüyormuş. Böyle sürekli içeri giriyor. Baba, çıkışta şuraya gideceğiz değil mi? Çıkışta buraya gideceğiz değil mi? Ben bile üzüldüm yani. Böyle içim parçalandı. Neyse, konuştuk. Kadın, tamam hocam ben terapiye varım. Çünkü bahsedilen sorunlar çözülebilir sorunlar. Ama adam dedi ki hayır, ben istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Ona dedim ki bak dedim. Arkadaş, gemide yolcu var. Ve sen anladım, diyorsun ki bu geminin kaptanı olarak ben gemiyi terk ettim. Bu cinayettir dedim. Çok Kore'de güzel. Batan bir gemi vardı. Ona örnek verdim. İşte 315 civarında yolcu öldü. Kaptan gemiyi erken terk etti. Kurtarılabilecek yolcular varken yargılandı ve Kore tarihinin en ağır cezasını aldı. Ömür boyu hapse mahkum ettiler adamı. Ona göre dedim. Biz tabii gerçekleri söylüyoruz. Ama bütün seçenekler tüketildi. Allah-u Teala o acil çıkış kapısını koymuş. O filikaları yerleştirmiş. Demiyor ki kaptan da, ikinci kaptan da, güverte subayı da ve mürettebat da gemiyle beraber batacak. Hayır. Çıkacaksınız, kurtaracaksınız kendinizi diyor. Bizim dinimizde diğer ümmetlerden farklı olarak bize tanınmış bir salahiyet bu. Ve bence evliliği de sağlıklı kılan bir şey. Çünkü boşanma ihtimalinin varlığı bizi mecburiyetten, zorlantıdan kurtarıyor, tercih yapabilecek seviyeye getiriyor. Yani istersem bu evliliği bitirebilirim, boşanma hakkım var ama ben kalmayı tercih ediyorum. İşte o zaman tercih oldu mu kalmak, o evliliği devam ettirmek tercih oldu mu, hem kişinin kendisi açısından hem de karşı taraf açısından daha da anlamlı oluyor. Şimdi çok biz güzel. Terapilerimizde çiftler geliyor, bakıyoruz, diyoruz acil çıkış kapısı zincirli mi değil mi? Neyi kastediyorsunuz hocam diyorum. Boşanma seçeneği masada mı değil mi? Hocam boşanma seçeneği masada de. Niye? İşte sen dedin ya, gelininle girdin, kefeninle çıkarsın. Ya Allah'ın verdiği bir hakkı kim alabilir? Allah-u Teala boşanmayı helal kılmışken sen tutup kefeninle çıkarsın demek bence çok sakıncalı bir ifade. Böyle bir şey söyleyemezsin. Bu şekilde ifade edemezsin. Dolayısıyla diyoruz ki şeyi kıracağız. O acil çıkış kapısının kapısındaki zinciri kıracağız. Hocam ben buraya evliliğimi kurtarmak için geldim. Ya zaten evliliğini kurtarmak için kıracağız. Çünkü sen şu anda bu evliliği mecburiyetten devam ediyorsun. Adam sana bakıyor ve diyor ki istesen de gidemezsin ki diyor. Sana etmediğini bırakmıyor. Mecburiyet. Hani eskiden böyle küçük şehirlerde mecburiyet caddeleri vardı ya. Evet. Aynen. O şehri okumak için gelen öğrenciler ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda ne yapalım, Mecburiyet Caddesi ya. Ne Mecburiyet Caddesi? İşte adı Cumhuriyet Caddesi ama biz ona Mecburiyet Caddesi diyoruz çünkü başka cadde yok. Mecburen devam ettirmek zorundasın. Gidemezsin ki. Ama ne zaman ki o şey kırılıyor, zincir, açıyor acil çıkış kapısı, kafayı şöyle bir dışarı çıkartıyor. Tabii diğer taraf çoğunlukla da narsist oluyor. Büyümemiş çocuklar oluyor onlar. Eyvah diyor. Bu dışarı baktı diyor. Gidecek mi yoksa diyor. Sonra kapıyı kapatıp içeri girdiğinde bir oh çekiyor ama ondan sonra tavrı artık eskisi gibi olmuyor. Niye? Çünkü kalmak tercih.
İstese gidebilirdi. Ama Fatih almayayım. Hocam araya giriyorum ama çok da güzel sorular var. Programdan önce sizinle bir saatte bitirelim demiştik. Yani sizden rica etsem bir yarım saat daha bu sorulara zaman ayırsak mı bilmiyorum. Vaktiniz ve enerjiniz var mı? Ay İbrahim'ciğim. Üstad iyi gidiyoruz. Enerjim de güzel. Arada eyvallah. Şöyle bir çikolata atayım. Şekerimi bir yükselteyim. Bir tamam. Kahve takviyesi yapayım. Tamam. Öyle yapalım. Devam edelim o zaman olur. Yani çok tatlı gidiyorsunuz. Hani yanınızda olsam böyle pür dikkat dinlerim sizi aynı bu şekilde. Şu an sevgili izleyenlerimiz bir araya gideceğiz. Bir 5 dakika. Sizlerden gelen sorular gerçekten çok önemli ve ızdırap dolu sorular geliyor. Onları görüyorum, fark ediyorum. Onları toparlayıp soracağız. Ya her konuyu konuşalım istiyorum bu akşam. Çünkü gerçekten insanlar dertli ve sizler gibi alanında söz sahibi olan kişileri de bulunca bırakmak da istemiyorlar. Ya da ben öyle hissediyorum. Bir 5 dakika ara verelim. 29-35 geçe tekrar bir araya. 6 dakika yeter mi hocam çikolata yemek için? Yeter hocam. Zaten çikolatamı açtım bile. Şimdi hemen öyle mi? Tamam. Ağzımı atacağım. Tamamdır. Evet, 5 dakika 35 geçe buradayız. Kısa bir ara, aranın ardından sorularla evlilik hayatındaki çatırdamanın nedenleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz.